Korkunçlu arkadaşlar, hepinize merhaba. Sonunda kanalda okunmaya değer bir ritüel bulduğumu düşünüyorum. Lakin biraz kısa bir hikaye. Yine de siz bu kadar ritüel isterken görmezden gelmek pek uygun olmazdı. O yüzden kısalığı için şimdiden beni bağışlayın. Hikaye başlamadan önce hikayeyi beğenirseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Unutmayın ki yorum yapmak ve beğenmek gerçekten kanala çok yardımcı oluyor. Yabancıların dediği gibi o like tuşunu parçalayın falan demem gerekiyor herhalde çünkü izlenmeye göre çok düşük beğeni alıyoruz arkadaşlar. Ayrıca maddi durumunuz el veriyorsa katıl tuşuna basmayı ve süper teşekkür atmayı unutmayın. Çünkü kanalın tek sponsoru sizlersiniz. Öyleyse korkunçlu bir hikaye için 1, 2, B. Bu ritüel önümüzdeki bir yıl boyunca iyilik, bereket ve koruma elde etmek amacıyla sadece kış aylarında gerçekleşecek barış ve refah ritüelidir. Ritüelinizin tamamlanması 3 gün sürecektir. Kardan Adam ritüelinin en eski yazılı anlatımı, Büyük İstikya'da, şimdi Ukrayna ve Rusya'nın en güneyinde, M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Elimizdeki bu çeviri, orijinal materyallerin ve büyülü sözlerin anlatımını modern toplumlar için daha kolay hale getirecek şekilde uyarlanmıştır. Bu değişikliklere rağmen doğru bir biçimde uygulanan talimatların ritüeli başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini göreceksiniz. Kardan Adam ritüelinin Noel arifesi ile yılbaşı arasında yapılması gerekmekte. Ancak teoride yeteri kadar kar yağışının olduğu herhangi bir kış gününde de etkili olacağı söyleniyor. Ritüel için bir çiftlik evinizin ve birkaç büyükbaş hayvanınızın olması daha etkili sonuç verecektir. Tabii şehirde yaşayan apartman sakinleri de bu ritüeli deneyebilirler ancak 3 günlük süre boyunca ritüelin kesintiye uğramamasını veya bozulmamasını sağlamak çok daha zor olacaktır. Uyarı: lütfen güvenliğiniz için ritüeli gerçekleştirmeden önce bu belgenin tamamını okuyun veya dinleyin. İhtiyaçlar listesi. 3 günlük bir süre boyunca sıcaklığın eksi derecelerde olması gerekir. Tercihen bir ucu çatallı 2 adet ağaç dalı veya tahta çubuk. Biraz sicim, ip ya da bant. Kuru yapraklar ve çalılar gibi birkaç tane bitkisel materyal. Kanola veya zeytinyağı gibi bitkisel yağlar. Deri parçası, kürk yanı, tüy ve benzeri hayvansal materyaller. İnek veya domuz gibi bir hayvanın kanı. Tabii bu yerel kasaplardan veya süpermarketlerden satın alınabilir. Makas. Sterilize edilmiş bir iğne. Kendi saçınızdan bir tutam. Ve bir damla kanınız. Talimatlar. Mülkünüzün önüne bir kardan adam yapın. Boyu en az sizin kadar uzun olmalı. Bu kadar büyük bir kardan adam yapmak için yeterli enerjiniz veya kabiliyetiniz yoksa, ailenizden ya da arkadaşlarınızdan yardım alabilirsiniz. Fakat kardan adamın yüzünün dışarı dönük olduğundan emin olun. Kardan adamın kollarını oluşturmak için ağaç dallarını kullanın. Fakat ona bir yüz yapmayın. Bunu daha sonra yapacaksınız. İlk gün, gün batımında kuru otları, yağları, sicim ipi ya da bantınızı alarak kardan adamın yanına gidin. Kardan adamın dallardan yaptığınız sol eline, kendi sağ elinizle kuru otlardan oluşan buketinizi bant ya da ip yardımıyla sabitleyin. Sağ elinizin işaret parmağını bitkisel yağa batırın ve kardan adamın yüzünün sol tarafına, gözüne gelecek şekilde bastırarak bir oyuk açın. Bunu yaparken şunları söyleyin. Kardan adam, kardan adam, arazimi gözet. Üzerinde durduğumuz bu kutsal toprakta, kardan adam, kardan adam, evimi koru şimdi. Eğer etrafta dolaşırsan geri dön bana. Soğuk gecelerin sessizliğinde, gözlerini karartarak bak ve beyaz yüzünün ardındaki sırları sakla. Kardan adam,
Kardan adam, karanlıkta sessizce dur. Gözlerim seni izlerken evimi koru, ruhuma hükmet. Eğer etrafta dolaşırsan geri dön bana. Kış rüyalarının derinliklerinde korku ve soğukla sarılı. Kardan adam, kardan adam, kışın efendisi ol. Daha sonra evinize dönün. Kapıyı kilitleyin, perdeleri kapatın ve gece yarısından önce uyuyun. Eğer gece uyanırsanız ve dışarıda bir ses duyarsanız, sakın perdeleri açmayın. Muhtemelen kardan adam arazinin içinde dolaşıyor ve evinizin araziyle uyumlu olup olmadığına bakıyor. Sabah uyandığınızda kardan adam kendi yerine dönmüşse, tebrikler. Araziniz ve eviniz bir yıl boyunca güvende olacak ve çıktığınız her uzun yolculuktan mutlaka geri döneceksiniz. Ama kardan adam arazinizin başka bir yerindeyse ona dikkat edin. Önümüzdeki bir yıl içinde başınıza bir takım felaketler gelebilir. Son olarak uyandığınızda kar erimemiş ama kardan adam gitmişse işte o zaman orayı terk etmelisiniz. Her şeyin planlandığı gibi gittiği ve ikinci güne ulaştığımız senaryoda, ikinci gün, gün batımında hayvansal materyalleri, hayvan kanını ve ipinizi ya da bantı alarak kardan adamın yanına gidin. Onun omzunun üzerinden evinizi görecek şekilde kardan adamla yüz yüze gelmelisiniz. Hayvansal malzemeleri, ip ya da bant yardımıyla onun sağ eline, kendi sol elinizi kullanarak sabitleyin. Sol elinizin işaret parmağını hayvan kanına batırın ve parmağınızı kardan adamın yüzünün sağ tarafına, gözüne gelecek şekilde bastırın. İşte, kardan adamınızın sağ gözünü oluşturdunuz. Bunları yaparken şunları söyleyin. Kardan adam, kardan adam, sürümü gör şimdi. Evcil hayvanlarımı, sığır, balık, kuşlarımı. Kardan adam, kardan adam, kutsa sürümü ve hayvanlarımı. Dikenlerden, kayalardan otlar yetiştir onlara karanlıkta gözlerini açan. Kardan adam, kardan adam, kutsa bu kara töreni. Gecenin gölgesinde titreyen kardan adam, kardan adam, kutsa bu kara gizemi. Daha sonra evinize dönün. Odanızın kapısını kilitleyin, perdeleri kapatın ve gece yarısından önce uyuyun. Eğer gece yarısı uyanırsanız ve evinizin içinde bir ses duyarsanız, sakın odanızın kapısını açmayın. Kardan adam evinizin içinde dolaşıyor ve hayvanlarınıza bakıp bakamayacağınız konusunda bir değerlendirme yapıyor. Sabah uyandığınızda kardan adam kendi yerine dönmüşse, tebrikler. Evcil hayvanlarınız gelecek yıl sağlıklı olacak ve sahip olduğunuz tüm hayvanlar gelişecek. Ama uyandığınızda köpeğinizin kulübesinde veya kuş kafesi gibi evcil hayvanınızın sahip olduğu bir şeyin yakınında açıklanamayan bir su birikintisi varsa buna dikkat edin. Çünkü muhtemelen gelecek yıl içinde bir evcil hayvan sigortası yaptırmanız gerekecek. Son olarak, uyandığınızda kar erimemiş ama kardan adam gitmişse, işte o zaman fırsatınız varken hayvanınızla vedalaşın. Gerçekten üzgünüm. Üçüncü güne geldiğimizde gün batımında makas ve iğneyi alarak kardan adamın yanına gidin. Yüzünüz ona bakacak şekilde iğneyi parmak ucunuza batırın ve kanınızla kardan adamın yüzünde düz bir çizgi çizerek bir çukur oluşturun. Bu, kardan adamın ağzı. Sonrasında makası kullanarak saçınızdan bir tutamı kesin ve saçın düşmeyeceğinden emin olduğunuz bir şekilde ağzındaki oyuğa yerleştirin ve şunları söyleyin. Kardan adam, kardan adam, nefesimi hisset şimdi. Kardan adam, kardan adam, koru kalbimi. Beni bütünüyle kutsa. Buradan ayrıl şimdi.
Kardan adam, kardan adam. Kara gecenin sessizliğinde, gözlerin karanlıkta parlasın. Kardan adam, kardan adam. Bitir artık bu kara töreni. Daha sonra evinize dönün. Kapıyı kilitleyin, perdeleri kapatın ve gece yarısından önce uyuyun. Eğer gece uyanırsınız ve yatak odanızda soğuk, karanlık bir varlık hissederseniz, sakın gözlerinizi açmayın. Kardan adam üzerinizde duruyor ve ruhunuzun değerli olup olmadığına karar veriyor. Eğer sabah uyanırsanız, tebrikler. Kardan adam sizin yaşamaya layık olduğunuzu düşünerek orijinal konumuna geri dönecektir. Gelecek yıl sizin için sağlıklı ve başarılı olacaktır. Şunu söylemeliyim ki bugüne kadar hayata layık olmayan olarak değerlendirilen birinin başına ne geldiğine dair elimizde hiçbir bilgi yok. Ertesi gün gün batımından önce tercihen güneşin en tepede olduğu saatte kardan adamın yanına gidin. Ona arkadan yaklaşın. Ve kesinlikle onunla yüz yüze gelmekten kaçının. Daha sonra kardan adamı tamamen parçalayın. Ağaç dallarını mümkün olduğunca çok kez kırın ve karı arazinin etrafına olabildiğince eşit bir şekilde dağıtın. Hiçbir iz kalmadığından emin olun. Bunları yaparken sakın konuşmayın. Kardan adam yıkıldıktan sonra ritüel tamamlanmış olur. Eğer her şey yolunda gittiyse, huzur, bereket ve refah dolu bir yılın tadını çıkarın. Ama bir şeyler ters gittiyse, günler kısaldığında, kendinizi bir sonraki yoğun kar yağışını endişeyle beklerken bulabilirsiniz. Çünkü o sizin için geri dönecektir. Evet, korkunçlu arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba. Evet, çok çok iyi bir ritüel değildi. Lakin güzel bir ritüel bulmak bu ara gerçekten çok zor. Ve çok fazla istediğiniz için aslında biraz da bu hikayeyi o yüzden yapıyorum. Yine de fena bir hikaye olduğunu düşünmüyorum. Şu açıdan biraz daha değerlendirilebilirdi. Bize birkaç cümleyle daha bunu anlatsaydı, bunun eskiden çiftçiler tarafından falan kullanıldığını söyleseydi, daha verimli olabilirdi bu hikaye. Hoş, milattan sonra 400 yılında o coğrafyada kimse yaşıyor mu emin değilim. Yani çok verimsiz bir coğrafya olması lazım değil mi? Bilenleriniz varsa yorumlara bırakın onu. Bu hikayenin çevirisi için Ayşe Saatçioğlu'na teşekkür ediyorum. Siz de Ayşe gibi çevirilerde bana yardımcı olmak isterseniz Instagram @alpolsun'dan bana veya Discord'dan Alex veya Diso'ya ulaşabilirsiniz. Bu ara yine bir çevirmen sayımızda azlık var. Ne kadar çok yardımcı olursanız bizim için o kadar iyi olur. Ayrıca bitirmeden önce Labirentin Ötesinde kanalını takip etmeyi unutmayın. Oradaki videolara gerçekten çok emek veriyorum ve az izlendiğini görmek emin olun umudumu biraz kırıyor. Ayrıca maddi durumunuz el veriyorsa katıl tuşuna basmayı ve süper teşekkür atmayı unutmayın. Unutmayın ki kanalın tek sponsoru sizlersiniz. Biz de kendi ritüelimizi yaptığımıza göre bir sonraki hikayede görüşmek üzere ve her zamanki gibi tatlı uykular.